Bu uçak Türkiye'nin talihsizliği. Nu 40, Nuri Demiral 40 numaralı uçak. Bu bir savaş uçağı. Biz de modelini çıkardık. Nasip olur belki uçururuz onu. Tabii Hurkuş'ta motor, Pratt Whitney'nin motoru, motorun dışında her şeyi yer. Alüminyum. Biz Hurkuş'u bir daha yeniden yapıyoruz. İkinci bir Hurkuş yapıyoruz. Onun bayağı kompozit olacak. Atak çok meşhurdur. Bu helikopterin motoru, topu ve dişli kutu sistemi, power train diyoruz ona. O bize İtalya'dan geliyor. Bu eski Augusta 129 helikopterin T-129 Türkiye'ye adapte edilmiş şekli. Motoru değiştirildi T olunca, Augusta'dan T'ye dönünce, T-129'a. Bunları da üretiyoruz. Ayda iki tane yapıyoruz. 83 tane teslim etmemiz gerekiyor. Şu anda 60 tane teslim ettik. Var inşallah. Pakistan'da var. İşte motordan dolayı Amerika'dan onay bekliyoruz. Ondan sonra Filipinlere ihracat inşallah gerçekleşecek. T-70. Skos lisansı yapıyoruz. Bu helikopter bütünüyle fiziksel olarak Türkiye'de yapılıyor lisans altında. Motorun T'yi yapıyor. Ayda iki tane yapıyor. Daha onun teslimatı başlamadı. Avyonikleri yerli onların. Gördüğünüz Gökbek. 12 kişilik. VIP'de olabiliyor, askerde olabiliyor. Cephe gerisi çalışıyor. Genel maksat helikopteri adı geçiyor. T-625 dediğimiz helikopter. 6 tonluk, 5 palli bir helikopterimiz. Bunun lisansı yok, tümüyle yerli ve motorunda T'yi yapıyor şu anda. İlk motoru bize verdi, şimdi geliştirecek onu inşallah. Şimdi şu anda onu sertifikasyonlar yapıyor. Ama biz şu andaki çalışmalarımızı T-129'un motoruyla devam ediyoruz. O da Hanivel'in motorudur. Bu aşağı yukarı 50 saatini doldu şu anda. Sertifikasyon uçuşları yapıyor. 2023 yılında 18 Mart'ta 2022 yılının içinde 3 tane teslim edeceğiz ve teslimat başlamış. Bu kendi klasında inşallah en iyisi olacak ve çok güzel gidiyor. Gökbey'de de öyle. Biz hani buna COS item diyorlar, rafta hazır, onların hazırları kullandık. Ama şimdi satarken hepsi yerli ve milli olacak bunların. Bunun bir tane de askeri versiyonu var, 629. Ama asıl bizim savaş helikopterimiz 929. Atak 2. 11 ton, 1500 kilo silah taşıyor üzerinde. Apache'nin üstü bunun inşallah. Yerli ve milli motoru şu anda Ukrayna'dan gelecek. Dolayısıyla bu kendi klasına inşallah en iyi helikopter olacak. En büyük helikopter, savaş helikopteri bilirsiniz, Apache'dir. Ondan daha iyi olacak. Hürjetimiz jet eğitim uçağı, aynı zamanda da hafif saldırı uçağı. Bu inşallah 2022'nin sonunda uçuyor. CDR'ını bitirdik. Uçak tümüyle donduruldu, yapısalları bitti, kalınlıkları belirlendi. Yani imalatı başlıyor. 2022'nin sonunda bunu uçuruyoruz. Ve jet eğitim uçağı. Bunu motorun dışarıdan alıyoruz. Türkiye jet motoru da yapacak. Bu 5. nesil savaş uçağı. Evet, çok zor bir iş. Ama bizim yapmaya çalıştığımız veya benim de kendi genel müdür olarak görevim bunu yapacak, TUSAŞ'ı oluşturmak. Bir sürü yatırım yapıyoruz. 95 metrekare kompozit tesisi kurduk. Dünyadaki 4 tesisten bir tanesi. Bu uçakta milli muharebede şu anda 1000 tane mühendis çalışıyor, 500 mühendis helikopterde çalışıyor, 500 İHA'da çalışıyor, 500 mühendisin benim şeyde sabit kanatla çalışıyor, 4000 mühendis çalışıyor. Yalnız burada içeride 3, dışarıda 3, 6000 mühendis çalışıyor. Yalnız mühendis uçakta. Yani zaten paralar bunlara gidiyor. Türkiye'de Allah'a şükür mühendis saati Almanya gibi değil. Almanya gibi değil, Amerika gibi değil. Dolayısıyla biz bunları onların yaptığını yarı fiyatına, çeyreğine yapalım. Ben parçasını kesiyorum şu anda. Yani biz şu anda 2025'te bunu uçurunca dünyanın en güzel uçağını uçuracak diye bir şeyimiz yok ki. Ama bizim yapmamız gereken kısımları bitireceğiz. Şu anda bize katılan kimse yok. 23'te motor çalıştırma demek bunda. Bütün hidrolik sistemleri, pneumatik sistemleri, iniş takım hepsini kurduk demek. Flight control hepsini yaptık demek oluyor.
Şimdi Bayraktar tümüyle yerli. Catch Aselsan'ın yaptığı bir kamera. Şu anda takıldı, uçuyor. Önde gören kamerası hem lazer işaretleyicisi, gece gündüz görüşü var onda. Üzerinde silahları var. Yani Türkiye bu konuda devrim yaptı. Tabii bu bir de sahada uygulandı. Yani asıl şeyden böyle şimdi yurt dışı heyetler geliyor, soruyorlar. Sahada uygulandı. Bence o kısım tamam. Şimdi biz herhangi uçan bir cihazı, helikopteri, uçağı pilotsuz yapabiliriz. Ama sorun o değil aslında. Sorun şu, bir uçak, Hırkuş, Hürjet, Milli Mağarip. Buna bir silsile zaten. Gelecekteki en önemli konu yapay zeka. Uçağın insansız olması değil. Uçağın belirli bir şekilde kendi kendine karar verebilmesi. Biz TUSAŞ olarak ne uçak gerekiyorsa yaparız. Tabii bunlar vakit alır, yani bunları yarın sabah istemeyin ama öbür adamlar yaptığı kadar da çok vakite gerek yok. Çünkü onlar rahat rahat yapıyorlar. Türkiye teknolojide kafayı nereye takarsa oraya ulaşır. Thank you.